Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sen de bir kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Ben dönerciyim. 3 günden 3 gündür tavukçum yok, gelmiyor. Aslında dönere sarmak için tavuklarım hazır geliyordu. Yani ben hem incik sarıyorum, hem göğüs sarıyorum dönere. 3 gündür tavukçu gelmeyince kendim tavuğu kendim açma gereği duydum. Tavuk açarken de nasıl açacağını paylaşmak istedim. İnternette çoğu videosu var. Ben de kendimce bir şeyler yapmak istedim. Şu an öncelikle buradan parçalayacağım tavuklardan döner için olanları ayıracağım. Burada sırt kısmından ve kanatlar ayrı kalacak. Onu da yarın akşam yemeği yapacağım. Akşam yemeğini fırında tavuk olarak, kanatlı sırt olarak yapacağım. Onun da videosunu paylaşıp atarım size. Hemen öncelikle şu an nasıl yapılacak? Hemen videoya geçiyorum. Öncelikle kanatları çıkartalım. Bu şekilde kanadı aldık. Hemen ayıralım. Fazla göğüse girmeyelim. Tavukçular hile burada yapıyorlar bu konuda. Çünkü kanadın kilosu 17-18 lira. Ne kadar göğüse girerse onun için o kadar daha karlı. O yüzden dolayı biz çok fazla göğüse girmeden ayıralım. Yarın akşam kendi yemeğimizi yapacağımız için biraz da fazladan aldım. Evet şu an gördüğünüz gibi şu kısım, burası, bu kısım tavuğun en güzel yeri, incik kısmı. Şöyle kıralım. Evet, şu şekilde ayıralım. Tabii tavuğun poposunu keselim. Orayı atıyoruz. Şöyle ayırdım. Evet. Şu an burası tavuğun incik olan kısmı, incik dediğimiz yeri. Şu sırt bölgesini alacağız. Burası bizim işimize yaramıyor tavuk döner sararken. Bu kısmı alacağız. Bunu yemeklik yapacağız. Ertesi gün yemeğini yapacağız bunun. Bunu bu şekilde koydum. Sıra geldi göğüse. Şimdi göğsü gösteriyorum size. Bu şekilde şu an alttan bir yandan yaparken şunu da söylemek istiyorum. Ben profesyonel değilim. Kasap da değilim. Mutlaka yorumlar olacaktır. Ben kendi halinde bir dönerciyim. Evet. Bakın. Şu an bu sırtı şu fazlalık olan deriye alalım, atalım. Sırtı ve boynu oluyor. Boyun. Bunu biz yarın ızgaraya atacağız. Bunu da ayıralım bu şekilde. Dediğim gibi ben profesyonel kasap değilim. Tavukçu da değilim. Şu an gördüğünüz üzere göğüs kısmını çıkartacağım. Evet şu şekilde ayırdım. Aslında bunu hayatımda üçüncü kez yapıyorum. Evet, şöyle elimle göğsünü çıkartmış oldum. Gördüğünüz gibi şu an göğsü ayırdık. Bu kalan kısımda çok fazla et yok. Aslında tavuğun her şeyi çok değerli. Döner saracak olanlar için şunu söylemek istiyorum. Normalde tavuk kilosu 7 lira bütün olarak aldığınız zaman. Eğer gidip tavukçudan aldığınız zaman inci kısmını 15-16 lira, göğüs kısmını da 14 liradan veriyorlar. Yani bu şekilde parçalayıp alırsanız çok daha sizin için karlı olur. Mesela şu çıkan parçalardan tavuk çorbası yapabiliyorsunuz. Yani bu kemikleri ayırıp, biriktirip ayırıp kaynattığınız zaman çıkan etlerden tavuk çorbası oluyor. Bunu da bunun için ayıracağız. Bu şekilde koyuyoruz. İlk olarak tavuğun göğsünü çıkartmış olduk. Bunu döner olarak sararken bunu temizleyeceğiz. Eğer şeyde kemik varsa. Yoksa açacağız, dönere saracağız. Onu da ilerleyen videolarda göstereceğim.
Şimdi inci kısmına gidelim. İnci kısmının üzerine bakıyoruz şu an. Bıçağımızı aldık. Evet, şu an sırtın devam ediyoruz. Bakın, bu şekilde çıkarttık. Şu an gayet net gözüküyor olması lazım. Bu şekilde kaldı. Şuradan tam kesiyoruz. Evet, bakın arkadaşlar. Burada sırt kısmı gayet et dolu bunun üzeri. Aynı zamanda butun devamı olduğu için kırmızı et var. Bunu da yemeklik olarak ayırdık. Şimdi döner için ayıracağımız parçalardan göğüs, incik, çıkartacağımız but ve kalçanın devamı, bu şekilde bunu döner için ayırdık. Boyun ve sırtın devamı bu şekilde. Bunu kanatlarıyla beraber, isterseniz kanatlarını mangala da atabilirsiniz. Bunları da bu şekilde biz yarın fırında tavuk ızgara yapacağız. Bunun videosunu da atacağım, tekrar söylediğim gibi. Bu şekilde bunları ayırıyoruz. Bunlar 4 kişilik aile, 4 tane tavuğum var. Gayet güzel bir öğün yemek oluyor. Bunları da ayıracağım. Bunları da kaynatacağım daha sonra. Ve pirinçle çorbasını yapacağım. O da çok güzel oluyor. Bu şekilde ayırdık. Göğsümüzü ayırdık. Bir tane tavuktan çıkan göğsü ayırdık. Gelelim inciyi. İnciyi çıkartmaya. İncik de butun şu kısmından yürüyoruz arkadaşlar. Kemiğin olduğu yere. Net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, ben profesyonel kasap değilim. Yani başka arkadaşların çektikleri videoları görüyorum. Altına değişik değişik yorumlar yazıyorlar. Herkes hobi olarak yapıyor bu işi. Ben de dönerciyim. Döner konusunda iyiyim. Döneri sararken de göstereceğim. Evet, şu an inciyi çıkarttık arkadaşlar. Çıkartıyoruz daha doğrusu. Evet, şu kemiği de ayırdık. Bakın arkadaşlar, bu tavuk incik. Şu an gördüğünüz gibi bu tavuğun en değerli kısmı. Çok lezzetli oluyor. Özellikle mangalda. Mangala atarken derisini soyarsanız çok daha güzel olur. Tavuk incik dediğimiz olay bu. Şu an bütün tavuktan çıkarttık. Yani bunun kilosu size en fazla 12-13 liraya gelmiş olsun. 12 liraya dahi gelmiyordur. Hesaplamak lazım. Bunu hazır gidip marketlerden aldığınız zaman en bugün ismini vermeyeceğim bir markette, reklam olmasın, 21 lira gördüm kilosunu. Ve kemiklisi, yani bir parça kemik vardı üzerinde. Yani bu şekilde parçalayarak kendiniz daha ucuza getirebilirsiniz. Yani imkanınız varsa 3-4 tane tavuk alıp, durumunuz müsaitse alıp parçalayıp buzluğa kaldırabilirsiniz. Kademe kademe yemeklerde kullanabilirsiniz. Bakın şu an ben inciyi de çıkarttım. Bu bizim dönerimize çok güzel lezzet veriyor. Hem biraz yağlı olmasını sağlıyor. Döner yaparken ben dönerimin içine hiçbir şekilde sıvı yağ atmıyorum. Bunun yerine incik kullanıyorum. İncikte kendi doğal yağı var tavuğun. Ve çok daha lezzetli oluyor. Evet, şu an diğer butu çıkartıyoruz. Yani aslında biz de tembellik yapıyoruz. Normalde bu şekilde yapsak biraz daha döneri ucuza getirip cebimizde para kalabilir. Ama hazır ayıklanmışı geldiği için 1-2 lira daha fazla verip onu tercih ediyoruz. Aslında bu şekilde yapsak çok daha güzel olur. Evet arkadaşlar, ikinci butu da çıkarttım. Bu şekilde kestik. Yani bunlardaki kalan parça etler ne işe yarar demeyin. Yarıyor. Yani ilk önce çıkarttığımız sırt
etinden olan kemik bu ve bu. Aslında çok içinde hiç et yok gibi gözükebilir ama bunları kaynattığınız zaman ve elinizle didiklediğiniz zaman cidden çok güzel bir tavuk çorbası ortaya çıkıyor. Bunları da atmayın. Yani bence atmayın. Yani sinekten yağ çıkartmak dediğimiz olay bu herhalde. Ama devir, ekonomi devri. Bunu hesap ettiğiniz zaman. Evet. İkinci butta inciğimizi de çıkarttık. Şu an döner için iki tane incik, bir tane göğüs çıkarttık. Bu göğsü de ikiye böleceğiz. Daha sonra bunu döner şeklinde, yaprak şeklinde açıp dönerimizi saracağız. Bakın nereden baksanız benim aldığım tavuk 2 kilo civarındaydı. Burada yaklaşık 1 kilodan daha fazla vardır tahminimce. Bu şekilde tavuk açmış olduk. Elimizde hem ertesi güne yemekliğimiz kaldı. Evet, şu an ikinci tavuğu açacağım. Tekrardan kanal çıkarttım. Evet, bir kanat daha çıkarttım. Evet, şöyle kesiyoruz. Bunu da buradan kesiyoruz. Evet. Bu şekilde bakın bu göğüs. Bunu çıkarttık. Tekrardan söylüyorum. Burada incik kısmı. Göğsü alacağız şimdi birazdan. Tavuğun kokusunu attık. Evet, tekrardan arkadaşlar. Bakın incik çıkartacağımız butu attık. Evet, şunu söyleyeyim. Sizin için kesebilirim de aslında. Bunu kestikten sonra yapalım. Aslında but da buradan çıkıyor arkadaşlar. Butu şuradan kestiğiniz zaman but olarak, baget olarak ayırabiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi göğsü aldık. Sırtı tekrardan ayırdım. Tekrar üçüncü tavuğuma geçiyorum. Bu arada ben yarınki tavuk dönerimin hazırlığını yapıyorum. Şuradan ayırdım kanatları. Evet. Tavuğum biraz yağlıymış. Aslında yağlı olması hoşuma gidiyor. Dönere güzel lezzet veriyor. Şuradan kırıyorum. Bakın. Bu şekilde bunu da ayırdım. Göğsü ayırıyorum. İncik dediğimiz kısmı ayırıyorum. Tavuk döneri yapacak arkadaşlar da videodan yararlanabilirler. Faydalı olursak ne mutlu bize. Evet. Bu da incik kısmı. Sırt kısmını ayırdım. Dördüncü tavuğumu da alıyorum. Tekrardan kanadı çıkarttım. Son iki tavuğum biraz yağlıymış. Şu an canlı yayındayım. Yeni açan
veya izleyen arkadaşlar olabilir. Tekrar söylüyorum, ben profesyonel kasap değilim. Kendi halinde bir dönerciyim. Evet, bu son tavuğum özellikle çok yağlıymış. Yani yakın zamanda böyle hazır tavuklarda yağlı tavuğa denk gelmemiştim bu kadar yağlısına. Evet arkadaşlar, bunu da çıkarttım. Burası full deri, biraz fazla deri var, onu aldım. Evet. Son 3 tavuğumun gördüğünüz gibi incikler, incik alacağımız kısım. Bu şekilde ayırdım. Tavuklu pilav yapmak isteyenler bu şekilde atıp elleriyle didikleyebilirler de. Yani oluyor, gördüm bunu. Burası mangallı kısım. Mangalda çok lezzetli oluyor. Bunları şu an ayırıyorum. Tekrardan ilk baştaki videomda net göremediyseniz bakın arkadaşlar. Tavuk göğsünden aldığımız boyunlu kısım. Şunu atalım. Çok deri bu. Aldık. Boyunlu kısım. Bunlar yarın bize çok güzel yemek olacak. Fırında da çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın lades kemiğinin olduğu yer. Şekilde ayırabilirsiniz. Elinizle yani tavukçularda satılan çorbalık dediğimiz kısım. İçinde az et olan, hayvanları olan insanlar alıyorlar bunları genelde. Kaynatıp köpeklerine yedirenler var, kedilerine yedirenler var. İçinde biraz et olduğu için. Evet, bakın göğsü çıkarttık. Burada da lades kemikleri kaldı. Evet arkadaşlar, lades kemiğini de aldık. Göğsü de çıkartmış olduk. Bu şekilde göğsü ayırdık yine tekrardan. Boyun kısmını tekrar aldık. Şu an göğüs çıkartıyoruz. Normalde ben böyle uğraşmıyorum. Çünkü tavukçu hazırını getiriyor. Ama 2-3 gündür tavukçum gelmiyor maalesef. Evet. Elinizle buradan göğsü açabilirsiniz. Tekrardan çıkarttık.
Evet, göğsü çıkarttık. Bir de kestiğimiz kemikleri incik çıkartmayı son bir tane gösterelim. Videomuzu sonlandıralım. Yalnız videoyu çekmeme denk geldi. Şunu söylemeden edemeyeceğim. Yani ben bunu süpermarketten aldım. Yakın zamanda bu kadar kırmızı buta sahip tavuk görmedim, yağlı. Yani sanki böyle elde bakılmış tavuk gibi. Bu da enteresan bir şey. Normalde bu kadar kırmızı olmuyor. Bakın tavuğun bir tanesinin renklerin rengi fark var. Kırmızı et olsa kanı boşalmamış diyeceğim. Enteresan. Evet arkadaşlar, incik olan butumuzu da çıkarttık. Bu şekilde ben dönerlik çıkarttım. Siz tavuğu evde istediğiniz gibi parçalayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu kürekli but olan kısım. Bunları sadece bu şekilde fırında da kızartıp fırında tavuk da yapabilirsiniz. Göğüsleri ayıkladık. Göğüsleri direkt çıkartabilirsiniz. İstediğiniz şekilde bunları yapabiliyorsunuz. Her türlü lezzetli olur. Dediğim gibi önemli olan kanatlarını ayrı koymak. Tabii tavukçular için kanatları çok değerli. Bu kısımları ayrı değerli, göğsü ayrı değerli. Şu sırt kısımlarını zannediyorum 4 liraya veya 5 liraya satıyorlar. Ama çok etsiz değil, bunlar da etli. Bu şekilde satış yapılmakta. Siz de bu şekilde evinizde parçalık, mangallık yapabilirsiniz. Şu anlık videom bu kadar. Birazdan bunları açıp temizleyip tavuk döner için hazırlık yapacağım. O zaman tekrardan bağlanacağım. Tekrardan görüşmek üzere diliyorum.